Borsa İstanbul gün sonu programını sunar. Gün sonuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin detaylar gündemdeki ağırlığını koruyor. Küresel piyasalara baktığımızda ise karışık gelen makroekonomik verilere rağmen risk iştahının devam ettiğini görüyoruz. FED tutanakları öncesi fiyatlamalara bakıyoruz şu anda. Sonrasında potansiyel olarak hangi hareketler beklenir? Bunları konuklarımızla konuşacağız. Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0.6 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı. Buna göre 19 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla %0.6 arttı. Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla %3.9 yükseldi. Avrupa Birliği'nde ise mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0.6, geçen yılın aynı dönemine göre de %4'lük artış gösterdi. Eurostat'ın bir önceki tahmininde Euro bölgesinin bir önceki çeyreğe kıyasla %0.7, 2021'in aynı dönemine kıyasla da %4 büyüdüğü öngörülmüştü. Gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da %1.1, İtalya'da %1 ve Fransa'da %0.5 artarken Almanya'da sabit kaldı. Öte yandan Avrupa Birliği'nde istihdam 2022'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0.3 arttı. İstihdam geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla Avrupa Birliği'nde %2.3 yükseldi. İngiltere'de enflasyon Temmuz ayında çift haneye yükselerek %10'u aştı. 40 yılın zirvesini gören enflasyon sonrası gözler İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi. İngiltere'de tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Temmuz ayında %10'u geçerek çift hanelere taşınmış oldu. Böylelikle enflasyon 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Temmuz ayında fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %10.2 arttı. Haziran ayında %9.4 olan yıllık enflasyonun Temmuz'da %9.8 olması bekleniyordu. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre de %0.6 arttı. Çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı da Temmuz'da %5.9 olan beklentileri aşarak Haziran ayındaki %5.8'den %6.2'ye çıktı. Diğer taraftan İngiltere'de enflasyonun Temmuz'da çift haneye yükselmesinin ardından ülke Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentileri de yükseldi. Bankanın gelecek sene Mayıs ayına kadar toplam 200 bas puan faiz artırımı yaparak politika faizini %1.75'ten %3.75'e yükseltmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da gong ASEC teknolojinin halka arzı için çaldı. Dünyanın önde gelen teknoloji ve aksesuar markalarının Türkiye distribütörü olan ASEC Teknoloji, halka arz sürecini tamamladı. ASEC Teknoloji'nin halka arz edilen hisseleri düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. ASEC Teknoloji'nin halka açıklık oranı %25 ve halka arz büyüklüğü ise 272,5 milyon TL oldu. ASEC Teknoloji ayrıca halka arz büyüklüğünün 29 katına ulaşan 7,92 milyar TL'lik talep ile bu yıl gerçekleştirilen halka arzlar içerisinde en yüksek talep rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
Gong töreninde konuşan Ergun şunları kaydetti. Kurumsallaşma yolunda adım adım ilerleyen Aztek Teknoloji halka açılarak bu yolda önemli bir aşama daha kaydetti. Aztek Teknoloji borsamızda işlem görmeye başladıktan sonra BIST Bilişim ve BIST Teknoloji Endekslerinde yer alacaktır. Bu halka arzda yaklaşık 272 milyon buçuk TL halka arz tutarı ve 200 bini aşan yatırımcı sayısıyla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, başta değerli aracı kurumumuzun kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, şirketimizin değerli yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aztek Teknoloji'ye, borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasın diliyorum. Aztek Teknoloji kurucusu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Hüseyin Ütebay ise açılış seansıyla birlikte Aztek koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıklarını aktararak bunun heyecanı içerisinde olduklarını ve halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Teknolojinin nereye evrileceğini, nereye gideceğini kestirmek çok zor. Ama Aztek Teknoloji olarak diyoruz ki teknoloji nereye evrilirse evrilsin biz orada olacağız. Ve rakamlar diyelim. Borsa İstanbul 100 ana endeks pozitif bölgede. Dün özellikle S-400'lere ilişkin haber akışının etkisiyle gün içinde sert bir gerileme kaydedilmişti. Ardından yetkililerin yaptığı açıklamalarla birlikte kısa bir sürede %5'e varan kayıpların telafi edildiğini görmüştük ve günü de %2'ye yakın yükselişlerle tamamlamıştı Borsa İstanbul 100 Endeksi. Şu anda da endeks 2960 TL bazlı rekor seviyelerinden devam ediyor. BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde de kazançlar söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti yine jeopolitik olarak gündemde diyebiliriz. Erdoğan 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentine gidecek ve burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aynı zamanda Ukrayna lideri Zelenski ile de görüşme gerçekleştirecek. Ardındansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in ayın 20'sinde Türkiye'ye gelerek tahıl koridoruna ilişkin konuları görüşmesi bekleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin detayları takip ediyoruz. Devam edelim. Buradan TL'nin diğer para birimleri karşısındaki değerine bakacağız diyelim. Dolar TL'ye ilişkin Societe Generale'den bir haber geldi. Dolar TL şu an 17.96 civarından işlem görüyor. Fransız banka Türkiye'de enflasyonun Ekim ayında %87 seviyesine kadar ulaşarak zirveyi göreceğini tahmin etti. Daha önce aynı bankanın dolar TL için 22 seviyesine hedef gösterdiğini görmüştük. Burada uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti ve 22 hedef seviyesini korudu. Bununla birlikte yarın gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısında da herhangi bir değişiklik beklemediğini açıkladı Societe Generale. Aynı zamanda iletişim de faizde de herhangi bir değişiklik beklemiyoruz dedi. Önümüzdeki ay ise %87 ile Ekim ayında düzeltiyorum. %87 ile enflasyonun rekor seviyeye ulaşacağını söyledi. Bas senaryomuzsa Merkez Bankası'nın 18 Haziran'da olması beklenen seçimlere dek mevcut politikasını sürdürmesi notu düşüldü. Euro TL 18.25'ten işlem görüyor. Pound TL 21.65 seviyesinde. TL İsviçre frangı karşısında 18.82 dolaylarında işlem görürken yarım dolar yarım euronun TL karşısındaki performansı kur sepeti ise 18.10'dan işlem görüyor. Paritelere bakalım, buradan devam ediyoruz. Dolar endeksi 106.73 seviyesinde, özellikle saat 21'de açıklanacak FED tutanaklarını izleyeceğiz bu anlamda. Hem dolar endeksindeki güçlenme açısından hem de euro dolar paritesi açısından saat 21'den sonra gelecek FED tutanakları önem arz ediyor. Çünkü burada euro dolar paritesinde tekrar bir sıkılaşma görebiliriz. Eğer ki FED'in daha fazla sıkılaşacağına ilişkin ipuçları gelirse Amerika'da aslında güçlü bir bilanço sezonu geçiyor. Birazdan bakacağımız borsa tablosunda da bunun teyit edildiğini görüyoruz. Dolar endeksinin gündeminde şu an FED tutanakları var diyebiliriz. Dolar endeksi 106.74 seviyesinden işlem görürken euro dolar paritesi 1.01, pound dolar paritesi 1.20, dolar yen karşısında 135.22'den işlem görüyor. Dolar İsviçre frangı 0.95 dolaylarında diyelim ve buradan ABD borsalarına bakalım, bize ne
söylüyor ABD borsaları. Aslında burada karışık gelen ekonomik veriler söz konusu. Biz yayına girmeden hemen önce de perakende satışlarını karşıladık. Perakende satışlar verisinde de benzer bir sonuç söz konusuydu. Yine Amerika'da enflasyonu düşürme yasası olarak bahsedebileceğimiz yasayı da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayladığını gördük. Bu aslında halk arasında enflasyonu düşürme yasası olarak bilinse de basında böyle yer alsa da çok daha geniş kapsamda iklim değişikliğine yönelik de ciddi anlamda enerji güvenliği ve iklim değişikliğine mücadeleye yönelik yatırımlar kapsamında da neredeyse 370 milyar dolarlık bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii seçimlerden önce Biden'ın siyasi olarak geleceğine yönelik de bir zafer olarak algılandığı yine basına yansıyan haberler arasındaydı. Birazdan konuklarımıza soracağız bu Biden'ın zaferi ne kadar zafer olarak yorumlanmanı diye. Çünkü Biden burada aslında büyük şirketleri tabiri caizse karşısına aldı. Minimum olarak %15 kurumlar vergisi ödeyeceklerini söyledi. Borsa tarafında da belli ki bu iyi algılanmamış. Tabii ki gelen ekonomik verilerin karışık olmasıyla bilanço açısından baktığımızda aslında son derece güçlü sinyaller veren bilançolar vardı. Örneğin Walmart ve Home Depot'un burada ikinci çeyrek bilançolarını karşıladık. Tahvil piyasasına gidip bakalım bir de bize tahvil piyasası ne söylüyor. ABD'nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerinin getirisinin terse dönmesiyle birlikte resesyon fiyatlamasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada getiri eğrisinin 10 yıllıklarda 2.88 getiri, 2 yıllıklarda 3.34 getiriyle tersine dönmesi aslında ABD borsalarındaki resesyon fiyatlamasının da devam ettiğini bize gösteriyor. Buradan devam edelim bakalım bize Avrupa borsaları neler söylüyor. Bugün Avrupa cephesine aslında baktığımızda yoğun bir veri akışı vardı. Örneğin Euro bölgesinin ikinci çeyrek büyümesini takip ettik ve tahminlere paralel aslında tahminlerin altında kaldı. Yani altında kalması bekleniyordu. Eurostat verilerine göre az önce haberimizde de dinlediğimiz üzere 19 üyeli Euro bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi %0.6'ya revize edildi. Bununla birlikte İngiltere'de enflasyonun çift haneye çıktığını da takip ettik. Temmuz ayında %10.1 seviyesinde gerçekleşti ve 40 yıl sonra ilk kez çift haneye çıktı İngiltere'de enflasyon. Tabii malum gözlerde İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi gelen bu verinin ardından. Gelecek sene Mayıs ayına kadar beklentiler İngiltere Merkez Bankası'nın faizi mevcut seviyeden 200 bas puan daha yukarı çıkarması yönünde. Hatırlamakta fayda var. En son 50 bas puanlık bir faiz artırımı yapılmıştı. Ve bu 50 bas puanlık faiz artırımı da İngiltere Merkez Bankası'nın zaten 27 senedir yaptığı en yüksek faiz artışıydı. Bankanın yaptığı açıklamaya göre yükselen enflasyon baskısının önümüzdeki bir sene daha devam edeceği belirtiliyor. Buradan devam edelim. Almanya DAX, Fransa CAC, İngiltere IBEX ve İspanya borsasında da negatif seyirler olduğunu takip ettik bugün için. Bugün Avrupa borsasında risk iştahı düşüktü. MTA ekranımıza bakalım buradan. Ons altında da negatif bir seyir söz konusu. Ons altın aslında özellikle FED tutanaklarını bekliyor temkinli bir şekilde. FED'in faiz patikasına ilişkin sinyal arayacak gelecek buradaki tutanaklarda. Petrole baktığımızda Brent petrol 91.81 seviyesinde. Aslında gün içinde hafif burada primler söz konusuydu. Çünkü özellikle İran haberi burada destekleyici olmuştu. İran'la Batı ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmada son noktaya gelindiğine ilişkin geçtiğimiz günlerde de sizlere aktarmıştık buradaki haber akışını. Hatta kaynak haberler bu noktada bize yalnızca iki liderin imzasına kaldı. Geri kalan tüm süreçler tamamlandı şeklinde bilgi akışı sağlamıştı. Şu anda baktığımızda ise petrol piyasasında çok fazla olumlu bir seyirden bahsedemeyeceğiz. Bununla birlikte OPEC Genel Sekreterinden de bir arz sıkışıklığı uyarısı geldi. Çünkü Çin'in beklenmesi gerektiğini söyledi. Çin hala sıfır Covid politikası sürdürdüğü için Çin tam anlamıyla açılmadı ve açıldığında biz petrol piyasaları üzerinde önemli etkisini göreceğiz dedi. Bakalım bize bu sefer kripto para ekranı neler söylüyor? Kripto para borsalarında da siber saldırı kaynaklı kayıplar 2022 yılında 2 milyar dolara kadar yaklaşmış ve Temmuz ayından bu yana bakıldığında
en az 8 tane siber saldırı olayı gerçekleşmiş. Bunun akabinde de tabii 2 milyar dolarlık bir çıkış söz konusu. Hatırlatmakta fayda var. Son olarak Solana ağında da bir hacklenme olayı yaşanmıştı. Google'ın blockchain şirketlerine yaptığı yatırımın da yine 1,5 milyar dolara kadar ulaştığı bugün kripto para cephesinden basına yansıyan haberlerdendi. Bitcoin 24 bin doların üzerindeki seyrini devam ettiremedi. 23.416'dan işlem görürken Bitcoin TL karşısında 424 bin liradan işlem görüyor. Ethereum'a baktığımızda ise 2000 doların üzerine kendini henüz atmayı başaramadı. Yine de Ethereum yatırımcısına hatırlatmamız gereken gözlerin burada. Ethereum Merge olarak bilinen birleşme için Eylül ayına çevrildiği yönünde, Eylül'ün ortasından itibaren Ethereum'da Merge olayına bağlı olarak da volatil hareketler görülebilir. 1827 dolardan şu an için işlem görüyor. Marbaş Yatırım Danışmanı İrem Özbay ile birlikteyiz. İrem Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Harika Hanım, hoş bulduk. Şimdi FED tutanaklarına odaklanmış bir piyasa atmosferinden geçiyoruz. Çok fazla da bir zaman kalmadı. Türkiye saatiyle 21'de karşılayacağız tutanakları. Bu tutanaklar öncesi küresel atmosferi nasıl değerlendirirsiniz? Yoğun da veri akışının olduğu bir günden geçiyoruz. Evet, özellikle bugün veri akışı gündemi oldukça yoğundu. Aynı zamanda da piyasalar biraz daha FED tutanaklarına odaklanmış durumda. Özellikle gelen o taraftaki veriler piyasayı destekler nitelikte gözüküyor aslında şu aşamada. Avrupa, Amerika piyasalarına bir miktar daha şu anda en azından belirsiz bir seyim hakim olsa da Powell tarafından gelecek tutanaklarda yazacak olan açıklamalar biraz daha önem arz ediyor tabii ki o tarafta. Özellikle faiz artış sinyalleri, faiz patikasının nasıl olacağı yönündeki beklentiler oldukça kuvvetlendi. O tarafta aslında finansal anlamda bir genişleme söz konusu. Bu da piyasaları aslında onu destekliyor. Hem de bilançolar da güzel gelmeye devam ediyor. Bunlar piyasaları destekler nitelikte ama hem şu andaki teknik resesyon sürecinde olunması ve resesyon ihtimali henüz fiyatlanamamış olma ihtimalleri piyasalarda oldukça önemli konuşmaya devam ediyor. FED tutanaklarından ziyade 27 Ağustos'ta yapılacak Jackson Hole toplantısı da oradaki Powell'ın konuşması da aslında faiz patikasındaki süreci belirleyici olması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bununla birlikte yine sizin de söylediğiniz gibi verisi yoğun bir günden geçiyoruz. Dönüp İngiltere'ye baktığımızda enflasyonun 40 yılın zirvesinde olduğunu söyleyebiliriz ve çift hanelere ulaştı. %10.1 seviyesinde gerçekleşti. Elbette gözler haliyle dönüp İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik sıkı bir hamle almasını bekler misiniz? Çünkü Euro bölgesine baktığımızda elbette 19 ülkenin çatısından oluşan bir yapı olduğu için FED kadar hızlı aksiyon alamadığını görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası enflasyonist ortamda nasıl bir pozisyon almayı seçecek? O tarafta şöyle, aslında hem Avrupa tarafından gelen veriler merkez bankaların elini zorlaştıracak nitelikte. Avrupa Merkez Bankası'ndan da aynı şekilde. O tarafta gelen veri akışları, hem de gelen istihdam verilerinin düşük olması, aynı zamanda enflasyon rakamlarının zirve seviyeleri tazelemesi, biraz daha ECB tarafında 50 bas puanlık ihtimallerin azalmasından neden oluyor. Bu da Euro-Dolar paritesine yansıyor tabii ki. İngiltere tarafında da iki haneli rakamlara 2008'den bu yana ilk defa ulaşıldı. Çok uzun süreçten sonra iki haneli rakamlar gözüktü enflasyon kanadında. Burada tabii ki hem girdi maliyetleri hem çıktı maliyetleri oldukça yüksek. Gıda enflasyonu da aynı şekilde %13'lerin üzerinde. Yani aslında tarihi zirve seviyelerde ve bu nedenle de aslında İngiltere Merkez Bankası'nın tabii ki ECB'ye göre biraz daha kolay. Tarihi rekor bir faiz artış beklentisi var 200 bas puan kadar. Bu şu aşamada bir miktar daha fiyatlanıyor. Oradan gelen veriler biraz daha Merkez Bankası'nı faiz artış patikasını hızlandırmaya ve yüksek faiz artırımı yapmasına neden oluyor diyebilirim.
Peki şu an dönüp baktığımızda evet karışık bir veri akışı var ve FED tutanaklarına odaklanmış bir piyasa ortamı görüyoruz ama Avrupa'ya da dönüp baktığımızda kırmızılarla dolu bir seyir var. ABD borsaları da bize benzer seyri söylüyor. BIST yüz kendini pozitif ayrıştırmayı başardı ama neyi fiyatlıyorlar? Yani bekleme modu mu, bu temkinli mod mu küresel piyasalar için? Bence kesinlikle öyle. Şu aşamada piyasalar gelecek olan aslında hem FED tutanaklarını biraz daha okuma yönelik bir beklenti içerisinde. Amerika piyasalarında gelen aslında bilançolar bir miktar olumluydu. Bir şirketin şu an ismini hatırlayamadım ama bir şirketin bilançosundaki olumsuz veri biraz daha piyasaya geri çekti ama Avrupa borsalarında da aslında Avrupa tarafında gelen veriler sıkıntılı olmaya devam ediyor. Hem enerji tarafındaki doğal gaz kalemlerindeki yaşanan sıkıntılar hem de orada su sıkıntıları da başlamış olduğuna yönelik haberler var. Bunun gibi ihtimaller aslında bunun gibi haber akışlarının gelmesi piyasaları oldukça etkiliyor. Tabii ki şu aşamada Borsa İstanbul nezdinde biz bunu henüz hissetmesek de ileriye yönelik olarak ihracatımızın Avrupa'ya odaklı olduğunu düşündüğümüzde o taraftaki aslında Avrupa tarafına küçülme bizi de etkiler. Ama şu aşamada piyasalar bir miktar daha belirsizliğin hakim olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu emtia tarafında da aynı şekilde şu aşamada belirsizlik hakim. En azından altın tarafında, petrol tarafında Çin'e bağlı olarak aslında Çin'in küçülmesi ve gelen oradaki Çin verilerinin güzel olmaması nedeniyle o taraftaki sıkıntılar nedeniyle aslında petrol tarafına geri çekilmeler ve aynı zamanda İran anlaşması nedeniyle geri çekilmeler var. Bir miktar daha şu anda aslında tüm yatırım araçlarında negatif seyir varsa da içeride borsamız yeşillenmeye devam ediyor. Evet, biraz altını değerlendirelim. Ardından size elbette kendini pozitif ayrıştırmayı başaran BIST yüz endeksinin de detaylarını soracağım. Ama hazır altın demişken gelen tutanaklarda eğer biz FED tarafından biz rehavete kapılmadık, iyi gelen ekonomik veriler, beklentinin altında gelen enflasyon ve güçlü istihdam bizim burada sıkılaşma patikamızda etki etmeyecek. Daha uzun vadeli düşünüyoruz ve %2 hedefe bağlıyız derse böyle bir şey, böyle bir açıklamada zaten şu an ağırlıklı olarak görüşler arasında. Böyle bir açıklamanın ardından biz altında ne kadar bir hareket görebiliriz? Yani bunun altına etkisi yansıması ne olacaktır? Aslında orası şöyle, altın tarafı her zaman yatırım aracı olarak hem ülkemizde de hem dünyada tercih edilen bir yatırım tarafı. Altındaki seyir biraz daha özellikle FED tarafından gelecek olan sıkılaşma emareleriyle biraz rahatlayacağını söyleyebilirim. Çünkü o taraftaki beklenti biraz daha enflasyonla beraber piyasalardaki riskli varlıklardan kaçış sürecinde altına yönelim bir miktar daha bu belirsiz ortamda, bu sıkıntılı süreçte bir miktar daha yavaşlamıştı. Altında bir geri çekilme görmüştük ama FED tarafından gelen adımlarla birlikte aslında o taraftaki sıkılaşma adımlarıyla birlikte altında da bir rahatlama söz konusu olmuştu. Şu aşamada altında aslında 1800 dolar seviyesine takılmış durumda. Orası direnç seviyesi. Onun üzerinde hareketini göremediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada altın bir miktar daha buna odaklanmış olsa da çok hızlı bir yükseliş o tarafta ben açıkçası beklemiyorum. Biraz daha temkinli yukarı yönlü hareketler gözükse de yukarı yönlü hareketin devam etmesi şu aşamada çok olası gelmiyor açıkçası. O yönden de altın yatırımcısı şu aşamada bir miktar daha bu tarafa kaymış olsa da beklentiye odaklanmış olsa da biraz daha altında seyir en azından yatay diyebilirim. Peki İrem Hanım, BIST yüz endeksi peki kendini bu negatif atmosferden nasıl ayırdı? 2900'lü puanlardan işlem şu anda geçiyor. Bu tarafın fiyatlamayı seçtiği veri nedir? Borsa İstanbul tarafı aslında uzun zamandır küresel piyasalardan ayrışan bir yükselen trend içerisinde. Tabii ki günlük olarak yurt dışında yaşanan küresel taraftaki hareketlerden etkileniyoruz. Ama şu aşamada içerideki piyasa etkisi oldukça yukarı yönlü devam ediyor. Dün açıkçası çok volatil bir gündü. Gelen aslında asılsız olan bir haberle S-400 meselesiyle piyasa bir anda -2'lere kadar geri çekildi. Sonra haberin yalanlanmasıyla beraber +2'ye kadar yükselen piyasa gözlemledik. Bugün de en yüksek seviyelerine ulaştı Borsa İstanbul. Bu kadar 4 haftadır yükselen bir endeks var aslında karşımızda. Yükselişini devam ettiren bir endeks var. Gelen bilançolar endeksi desteklemeye devam ediyor.
Hacim bazında da geçtiğimiz son aylardaki en yüksek hacim dün gerçekleşti. Hacim bazında da yukarı yönlü seyirler var. İçeride yabancı yatırımcı sayısında bir miktar ufak tefek iyileşmeler söz konusu. Özellikle bankacılık tarafına bir miktar girişler söz konusu ama tabii ki içerideki esas piyasayı belirleyici olan yerli yatırımcı diyebilirim. Bu noktada da aslında biraz daha gelen veriler piyasa içerisinde hakim oluyor. Peki burada 3000 psikolojik de bir direnç olarak ortaya çıkıyor. Bu direncin kırılmasını bekler misiniz ve şu an aslında bilanço sezonunun da pozitif yansımalarını görmüştük endeks üzerinde. Bilanço sezonu kapandığında burada bir geri çekilme olur mu? Bunu da sormak istiyorum. Ardından isterseniz çok kısa bir sektörlere de değinelim. Hangi sektörler ön plana çıkabilir böyle bir süreçte? Borsa İstanbul tarafında şu aşamada evet 3000'li seviyelere çok yakınız artık. Bu noktada bir psikolojik direnç olsa da oraların aşılması çok olası. Hacimli bir piyasa var karşımızda çünkü. Ama net ileriye yönelik olarak bir hedef belirtmek çok olası değil şu aşamada. Çünkü çok hızlı hareketler söz konusu olabiliyor piyasada. Evet bilanço dönemi destekliyor ama şirketler bu dönemde aslında çok güzel bilançolarda açıkladığı için sektör olarak bazı şirketler, hatta çoğu şirket yukarı yönlü aslında onların daha da ucuzlaştığı için piyasa halen odak noktası olmaya, Borsa İstanbul odak noktası olmaya devam ediyor. Tabii ki bilanço sezonunun bitmesiyle beraber endekste bir miktar daha rahatlama, en azından bir miktar daha yükselişte yavaşlama söz konusu olabilir. Bu çok olası. Yeni bir haber akışı piyasa için önemli olur ama o tarafına destekleyicisi biraz daha dış politikalarımız, o tarafta attığımız adımlar olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu dönemde içeride sektörel olarak aslında biraz daha bankacılık endeksinin dönemi olduğunu söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Bugün de %5'lere yakın, hatta %6'lara varan bir yükseliş söz konusu bankacılık endeksinde. Bankacılık tarafı hem öz sermaye karlılık noktasında oldukça tatmin edici seviyelere gelmeye başladı. Hem de o tarafta aslında hem faiz makası hem de TÜFE endeksli tahvillerle birlikte çok yüksek rakamları görüyoruz. Özellikle bankacılık endeksi özel bankalar nezdinde birinci çeyreğe göre %45 bir yukarı yönlü seyir gösterdi. Tabii ki bu da fiyatlamalar noktasında aslında hisse senedi değerlerini oldukça ucuzlaştıran emareler. Bu noktada biz bankacılık endeksinin aslında piyasayı desteklemesini bekliyoruz. Her ne kadar ikinci çeyrekleri kapatmış olsak da 19 Ağustos itibariyle bu dönemden sonra da gelecek olan bilançoların bankacılık endeksi için olumlu gelmesini bekliyoruz. Aynı şekilde örneğin Koç Holding bilançosu geldi yakın zamanda. Holding tarafı da aslında oldukça yukarı yönlü beklentilerin üzerinde kar artışları noktasında veriler paylaşılıyor. Bu noktada da aslında Koç Holding de beklentilerin çok üzerinde bir kar açıkladı. O tarafta hem finansman yatırım tarafının artıları hem de aslında enerji tarafından gelen artılarda karlılık rakamlarının tatmin edici seviyelerde olması da etkiliydi. Hem o taraftan iyi veriler gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda enflasyonist bir ortamdayız. Bu nedenle perakende tarafı da aslında oldukça dikkat çekici olmaya devam ediyor. O taraftan gelen bugün BİM gelecek. Ondan öncesinde de birçok şirket geldi. Aynı şekilde Migros, Shop marketlerde bizim mağazaları da geldi aynı şekilde. Hepsinde aslında karlılık rakamları oldukça yukarı yönlü ve tatmin edici. Piyasada biraz da bunlar fiyatlanıyor. Örneğin Migros'un bilançosu beklentilerin 4 kat üzerinde geldi. Ertesi gün tavan açılmış bir Migros gördük. Bu da tabii ki o tarafa yönelimi arttırıyor. Bunlar o tarafa yatırımcı ilgisini de arttıran unsurlar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha onlar destekleyici. Ulaştırma tarafı da aynı şekilde. Türk Hava Yolları'ndan çok ciddi güzel bilanço geldi. Üçüncü çeyrek bilançolarının da bu şekilde yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz biz açıkçası. Evet. İşte senin değerleri de, değer fiyatlamaları da artıyor. Türk Hava Yolları tarafında pandemi döneminde kargo faaliyetlerinin artması, bu dönemde yolcu sayılarındaki yukarı yönlü artış, o tarafı destekleyici nitelikler. Bilmiyorum, müsaadenizle yani araya giriyorum. Çünkü son dakikada ekranımıza yansıdı. Söylediklerinize ek olması için araya girdim müsaadenizle. Bankacılık endeksindeki günlük yükseliş %6'yı aştı. Yani veriler çok çok iyi bakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Marmaş Yatırım, yatırım danışmanı İrem Özbay aktardıklarınız için. Şimdi kısa bir araya gidelim.
Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 17 Ağustos. Malum ülkemizin tarihsel olarak çok ciddi bir travması var. 17 Ağustos'a ilişkin asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti ve hala da yaraların sarılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünü basın toplantısında yeni konut kampanyası müjdesini verdi. Kurum, fiyatlar ve kiralar düşecek dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler'de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi alanında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının 1150 liradan %30 artış ile 1500 liraya çıktığını açıkladı. Eylül, Ekim aylarında tüm firmaların katılacağı yeni bir konut kampanyası başlatılacak bilgisini veren Bakan Kurum, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine %50 faiz desteği verilecek. Faiz ile alım desteği olacak. Kampanya ev fiyatları ve konut kiraları daha da düşecektir ifadeleri kullandı. Biz de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla, yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle ki vatandaşımızın rızası çerçevesinde bugüne kadar 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Şu anda devam eden 350 bin kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm projemiz var ve inşallah hedefimiz 2035 yılına kadar Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecine, deprem dönüşüm sürecine girmemiş hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri birer birer tamamlanırken dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul'un Esenler ilçesinde başladı. 60 bin konutluk proje alanında açıklama yapan kurum, Esenler'e değer katacak ve örnek şehircilik modeli esas alınarak 4941 konut ihalesi yapıldı. 5 milyar TL maliyetli 2030 konut 19 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla anahtar teslim edilecek dedi. Bakan kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş alan kalmasını istemediklerini konuşmasını ekledi. İstanbul'umuz ölçeğinde bakacak olursak İstanbul'da bugün dönüşmesi gereken değerli arkadaşlar 1.3 milyon riskli 230 binde acilen dönüşmesi gereken konutumuz var. Ve bugüne kadar İstanbul'umuzda 300 bin konutun dönüşümünü sağladık ve şu an sahada fiilen devam eden işte Esenler'deki projemiz, Gazi Osman Paşa'daki, Fikirtepe'deki, Üsküdar'daki, Ümraniye'deki, Kartal'daki, Pendik'teki, İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki toplam kentsel dönüşüm proje sayımız 140 bine ulaştı. Evet, bu konuyu konuşmak üzere kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen'i ağırlayacağız programımızda. Nihat Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Harika Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tabii gönül isterdi ki sizi çok daha keyifli bir konu için ağırlayabilelim. Ama maalesef 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde ağırlayarak kentsel dönüşümün neresindeyiz, ne kadar hazırız, deprem kuşağında olmamızdan mütevellit bizi bekleyen demekte de bir beis görmüyorum. Çünkü uzmanlar da 7.2 ile 7.6 arasında şiddetinde olabileceğinden bahsediyorlar beklenen depremin. Dolayısıyla sormak isterim size, hazır mıyız? Harika Hanım, tabii olası bir Marmara depremine hazır olduğumu, tam anlamıyla hazır olduğumuzu söylemek pek doğru değil açıkçası. Ama bundan da şu anlam çıkmasın lütfen. Hani hiçbir şey yapılmadı, yapılmıyor anlamı da çıkmasın. Ama tabii özellikle 1999 Marmara depremi 23 yıl oldu olalı ve kentsel dönüşüm yasası da 10 yıl önce yürürlüğe girdi. Tabii 99 Marmara depremimizi biraz kendimize getirdi bizi. Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde. Daha önce de oldu. Binlerce yıl önce deprem olduğu gibi. Bugün de olabilir, yarın da olabilir. Bizim 99 Marmara depremi bize şunu gösterdi Harika Hanım. Olası bir yapı stoğumuz, deprem kuşağı üzerinde olan Türkiye'de yapı stoğumuz uygun değil. Yaklaşık %50'si maalesef doğru düzgün yapılamamış, mühendislik hizmeti almamış, çarpık bir kentleşmeyle karşı karşıya. Ve yıllardır da söylüyoruz, depremin ne zaman olacağı, ne gün olacağı belli değil ama bir gerçek var. Marmara'da 7'nin üstlerinde bir deprem olacağı aşikar. Bunu yer bilimcileri de artık söylüyor. Eğer biz önlemlerimizi bir an evvel alır isek,
tedbirlerimizi bir an önce alırsak ve kentsel dönüşüm hızını da hızlandırırsak, yani bir deprem oldu geçti diyebiliriz. Ama önlemlerimizi almakta yavaş kalır isek hepimiz üzülürüz, hepimiz ağlarız. Bakın yazılı kayıtlara göre Harika Hanım, 18 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Daha bir buçuk yıl önce İzmir Bayraklı'da 140'ın üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Diyoruz ki bu kentsel dönüşümün paydaşları sürece mutlaka dahil olmalı. Bakın devlet ve bakanlığımız elinden gelen desteği sağlıyor, yardımları yapıyor. Fakat bu süreç Harika Hanımcığım sadece bakanlığın gayretiyle olabilecek bir şey değil. 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir kentsel dönüşüm hareketi de öyle çok basite alınabilecek bir şey değil. Bu işin ekonomisi önemli, finansı önemli, yürütülebilmesi önemli. Bu konuda ciddi bir deneyim ve tecrübeye sahip olduk. 10 yıldır yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasası bu süreçte nelerin eksik olduğunu, nelerin yürütmede yavaşlatmaya sebep olduğu artık belli. Bu nedenle belirlediğimiz bu etkenlerin bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Evet, yapılan çalışmalar var ama daha fazla olması lazım ve daha hızlı olması lazım. Şimdi Marmara'da olabilecek bir deprem, inanın Türkiye ekonomisini ciddi anlamda tehlikeye ve riske sokabilir. Evet. Marmara bölgesi ekonominin lokomotifi, ihracatının merkezi, lojistik üstü, turizm destinasyon merkezi. Bu nedenle özellikle Marmara'da ve Marmara'ya kıyısı bulunan ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmasını artık hızlandırmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalar var, yok diyemeyiz ama daha fazla olması lazım. Belediyelerin sürece aktif olarak girmesi lazım. Harika mı? Evet. Parsel bazlı bir bina yenilemeden ziyade alan bazlı bir kentsel dönüşüm hareketine mutlaka girmeleri lazım. Bu işi hızlandırabilmek için de anayasal hak verilen mülkiyet hakkını da saygı duyarak ve mülkiyet sahiplerini de sürecin içine dahil edilerek niçin, neden yapıldığını, hangi metotlarla yapılacağını, finansının nasıl olacağını onlara birebir anlatarak alan bazlı dönüşüm modellemeleriyle bunu yaparız. İstanbul'da acilen diyoruz ki 300 bin üzerinde konutun acilen yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunların ilçeleri belli, mahalleleri binalara varıncaya kadar belli. Tabii tespit edemediklerimiz de var Harika Hanım. Şimdi her bir deprem hareketi mevcut binalarda görmediğimiz hasarlar da yaratıyor olabilir. Bu nedenle hep biz edilebilir, yapılabilirden ziyade artık diyoruz ki toplumsal bir seferberlik ilan edilerek sürecin içine dahil olmamız gerektiğini ifade ediyor. Evet, burada Sayın Bakan Kurumu'nda zaten yine açıklamasını yaptığı kentsel dönüşümdeki kira yardımının da 1500 liraya çıkacağına ilişkin bir haber vardı. Burada %30 bir artıştan bahsediyoruz. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi her kurumun belki burada elini taşın altına koyup geleceğimize yatırım yapması gerekiyor bu anlamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni konut projesine dair detayları açıklayacağını da belirtti Sayın Bakan. Bununla birlikte İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında normal şartlar altında 1150 TL olan kira desteğinin %30 artışla 1500 liraya çıkarıldığını söyledi. Bu desteğe ilişkin neler söylemek istersiniz? Ne kadar etkili olabileceğine ilişkin? Şimdi Harika Hanım, sadece kira yardımının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun yanında kentsel dönüşüm kredi faiz oranlarının da psikolojik sınır altına mutlaka çekilmesi lazım. Ben bunu bir tık daha ileri götürüyorum. Bu işi hızlandırabilmemiz için sadece İstanbul için de geçerli değil, Türkiye'nin her yerini ilgilendiriyor. Bir kentsel dönüşümle ilgili çok düşük faizli veya faizsiz kredi imkanı sağlayacak yeni bir finans ve bankacılık sisteminin hayata geçirilmesi lazım. Hatta şunu ifade ediyorum. Diyorum ki merkezi hükümetten kaynak
bekleyerek bu işi halledemeyiz. Alan bazlı dönüşüm modellemeleriyle kendi kaynağını kendi içinden, kendi bütçesini kendi içinden çıkarabilecek projeleri yapmamız lazım. Bunu zaten belirli bölgelerde yapıyoruz ama yaygınlaştırılması gerekiyor bunun. Tabii ki kira yardımı önemli ama tek başına yeterli değil. Özellikle kentsel dönüşüm kredi ödeme taksit süresinin de en az 180 aya kadar uzatılması lazım. Zaten dünya bir ekonomik buhran içinde. Türkiye de bundan etkileniyor. Hiç olmazsa vatandaşlarımız can güvenliği taşıyan binalarını yenilerken kredi taksitlerini ödeme imkanlarına sahip olsunlar ki binalarını yenileyebilsinler. Evet. Yaptığımız araştırmalarda şu çıkıyor Harika Hanım. Kentsel dönüşümün hızlandırılmasını en fazla bir, bu işin ekonomisi bir engel, iki vatandaşın doğru bilgilendirilmemesi, üç yasadan kaynaklı yürütmede yaşanan aksaklıklar ve sürece paydaşların dahil olmaması. Eğer bu vatandaşlarımıza kentsel dönüşümün nasıl yapılacağına varıncaya kadar onların anlayabildiği şekilde bu işi anlatabilirsek, yerinde kentsel dönüşüm modellemesini yoğunluk artırmadan yapma durumunda kalır. Bunu yapmamızın gerektiğini ifade ediyorum. Bu siyasi bir söylem, siyasi bir eylem haline getirilebilecek bir konu da değil. Bu nedenle sivil toplum örgütleri, meslek odaları, mülkiyet sahipleri ve belediyeler sürece mutlaka aktif olarak dahil olmalı. Bu işin hızlandırılmasını onlar ancak yapabilir. Bakanlığın her yere yetişmesi mümkün değil. Evet Nihat Bey, evet. Ya aslında o kadar çok burada sorun var ki kentsel dönüşüm kapsamında. Yani bu bürokratik aşamaları geçtikten sonra arsa sahiplerine, arsa derken işte kat sahiplerine vesaire, onlara bile ulaşıldığında böyle 3 odalı evim 2 odalı oldu gibi belli açılardan rasyonel, belli açılardan değil elbette, problemlere takılıyor ve süreç çok uzuyor. Ama bir geri sayım, yani burada bir deprem beklentisi her gün demek ki biz oraya doğru gidiyoruz gibi de bir problem aynı zamanda. Tabii şimdi şu aşamadan da düşünmek lazım belki, ne dersiniz? İnşaat girdi maliyetleri o kadar çok yükseldi ki hali hazırda yeni konut arzı düştü. Buna bağlı olarak konut piyasasında çok anormal fiyat hareketleri karşılıyoruz. Böyle bir atmosfer kentsel dönüşüme ne kadar olanak sağlıyor? Yani bu olanağın yaratılması gerekir, uygun koşulları beklememek gerekir sizin de söylediğiniz gibi, ama mevcut koşulları nasıl değerlendirebiliriz kentsel dönüşüm açısından? Şimdi tabii Harika Hanım, inşaat maliyetlerinin yüksek olması sadece Türkiye'nin elinde değil, dünyada yaşanan bir ekonomik krizden de kaynaklanıyor olabilir ama Türkiye'de de evet inşaat maliyetlerinde bir artış var. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu inşaatın paydaşları Türkiye'de yeni bir ekonomik model üretilerek artan maliyetleri belli bir seviyenin altına çekilebilir. Bunu ifade etmek istiyorum. Bunun için de yeni bir iş modelinden bahsediyorum. Yeni bir finans modelinden bahsediyorum. Şimdi inşaat sektörünü ikiye ayırmamız lazım konutta. Bir, talebe hitap edebilecek konutun üretilmesi. İki, mevcut can ve mal riski taşıyan riskli binaların dönüştürülmesi. Şimdi esas biz bugün 23. yılında bir depremden bahsediyorsak, Marmara depremini, esas vurgulamamız gereken konu şu. Bizim vatandaşlarımız eğer süreci anlayabilecek seviyede anlatırsanız mevcut haklarından biraz feragat etmeye hazırlar. Şimdi olmayan bir şeyi yaratmak Allah'a mahsus. Ama eskiden yapılan yanlış uygulamalar artık vatandaşa şunu anlamamalı. Kentsel dönüşüm deyince bir ransal dönüşüm modeli gibi algılamamalı. Bu nedenle yeni bir söylem, yeni bir anlayış da kentsel dönüşümün önemini ve nasıl yapılması gerektiğini vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Bir de bir kat karşılığı sistemde kentsel dönüşüm yapılacak diye bir kural ve kaide yok. Vatandaşlarımızın burada biraz bilgi eksikliği var. Halbuki bakanlık ve devletimiz vatandaşlarımıza kredi imkanları sunabiliyor, yürütmede kolaylıklar sağlayabiliyor,
kredi destekleri veriyor, kira yardımları yapabiliyor. Önemli olan burada vatandaşlarımızın süreci doğru bilgiyi anlamında anlayabilmeleri ama alan bazlı dönüşüm modellemelerine geçilmesi için de mutlaka ve mutlaka belediyelerin bu sürece dahil olması lazım. Bunu anlatmak istiyorum. Evet, inşaat maliyetleri yükseldi ama bu yükselmesi bizim canımızdan daha önemli değil. Ama vatandaşlarımızın da bu kredi taksitlerini ödeyebilme seviyelerine o taksitleri indirmemiz lazım. Üzüldüğümüz zaman hepimiz üzülüyoruz, hepimiz ağlıyoruz. Bu nedenle diyorum, kültüründen sanatına, altyapısına varıncaya kadar, üst yapısına varıncaya kadar yeni bir anlayışıyla alan bazlı dönüşüm modellemesini ancak yerel idarelerin de sürece dahil olmasıyla bunu yapabiliriz. O yüzden yeni bir iş modelinin paydaşların sürece dahil olmasıyla ben bu işi hızlandırabileceğini düşünüyorum. Evet, yani bir şeyler olduktan sonra keşke böyle olsaydı, keşke şöyle olsaydı demek kimseye fayda sağlamayacak. Dolayısıyla önlem çok önden alınmalı, çok haklısınız. İsterseniz son birkaç dakikamızda şunu da konuşalım, merak ediyorum çünkü. Kentsel dönüşümün temel dinamiği açısından şunu merak ediyorum. Kentsel dönüşüm demek yıkılmak üzere olan bir binanın, işte deprem yoluyla yıkılmadan suni yollarla yıkılıp yerine daha sağlamının yapılması demek midir Nihat Bey? Yoksa daha farklı bir perspektiften bakarak yeni bir inşa mı söz konusu olmalı? Şimdi çok teşekkür ederim bu soru için. Harika, kentsel dönüşüm sadece eski bir binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılmasından ibaret değildir. Kentsel dönüşüm yapılırken şu hususlara dikkat edilmesi lazım. Bir, yeraltı ve yerüstü tarihi zenginliklerin korunması, yeraltı yerüstü doğal kaynakların korunması, çevresel faktörlerin dikkate alınması, sosyal donatı alanlarının planlarken dikkate alınması, sosyal donatı alanları derken otoparkından, yeşil alanından, eğitim alanından, kültüründen, sanatına varıncaya kadar, mahalle kültürünü, beşeri ilişkileri güçlendiren, milli ve yöresel mimariyi içine alan, yenilebilir enerjiyi ön plana alan bir dönüşüm modellemesi. Yani bu toplumun rahat ve huzurlu yaşam alanlarını oluşturan bir modellemeden bahsediyoruz. O yüzden diyoruz alan bazlı bir kentsel dönüşüm modellemesi yapılsın ki, hakikaten o bizim genlerimizde ve adetlerimizde olan o beşeri ilişkileri güçlendiren, mahalle kültürünü ön plana alan, selam veren, birbirinden kahve alıp şeker veren, komşusunun ne anlam nasıl olduğunu bilen bir mahalle kültürüne ve mimari karakteri ön plana alan ve önümüzdeki yıllarda beklenen bu küresel ısınmanın da dikkate alınarak enerjiden verimliliğe varınca kadar, evet, her şeyi içinde barındıran bir dönüşüm hareketidir kentsel dönüşüm. Peki böyle noktalamış olalım o zaman. Teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen'i ağırladık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Global piyasalarla karşınızdayız. Philip Capital Yurt Dışı Piyasalar Satış Müdürü Burcu Kıratlı bizimle. Burcu Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Küresel piyasalara baktığımızda bugün risk iştahının düşük olduğunu görüyoruz. 21'de açıklanacak FED tutanakları öncesi temkinli bir seyir söz konusu. Detayları sizden alalım. Evet, dediğiniz gibi bugün ben de Avrupa'dan başlayayım üzere. Birleşik Krallık'ta bugün enflasyondaki gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle Temmuz ayında enflasyon %10'u aştı. Rakamlar da ekonominin yıl sonunda resesyona gireceğine dair açık işaretler üretiyor ve İngiltere Merkez Bankası'nın da
faiz oranlarını daha agresif bir şekilde yükseltmesi için de ekstra baskı yapıyor. Bugün 2 yıllık tahvil getirileri bir günde %10'dan fazla artarak 2.38'e yükseldi. Ancak endekste belirgin bir satış baskısı göremiyoruz İngiltere için konuşacak olursak. Sadece 1003 civarında aşağıdaydı. Ancak Avrupa'nın geri kalanı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Eurostoxx endekste %1'den fazla aşağıda. Bunun sebeplerinden bir tanesi Amerikan vadeleri, diğeri de Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının çarşamba günü 5 ayın yeni bir zirvesine ulaşması. Rusya'dan gelen arzın azalma sebebiyle zaten dar olan piyasada fiyatlar baskı oluşturmaya devam ediyordu. Almanya'nın en büyük gaz dağıtıcısı Uniper'in yılın ilk yarısında doğal gaz satın almak zorunda kalması sebebiyle 12.6 milyar dolar zarar bildirmesiyle beraber kıtanın karşı karşıya olduğu acil durumun boyutu daha önce vurgulanmıştı. Fiyatların bugün tekrar yukarı gitmesiyle beraber aynı tedirginlik bugün yeniden yaşanıyor. Amerika'ya geldiğimizde bugün perakende satışlar verisi açıklandı. Benzin fiyatlarındaki düşüş nedeniyle satışların aslında sert bir şekilde yavaşlayarak yalnızca 1.001 artması bekleniyordu ve veri daha da aslında iyi gelerek herhangi bir değişim göstermedi ve geçen ayla aynı seviyede kaldı. Bu hafta açıklanan ekonomik veriler Fed'in para politikası sıkılaştırmasının konut piyasasının soğuduğunu ve satış verileri de tüketici harcamalarının azaldığını gösteriyor bize. Ancak Amerika'da verim eğrisinde 2-10 yıllık makas eksi bölgede fiyatlamaya devam ediyor. Tarihsel olarak bu makasın eksi bölgede olması önemli bir resesyon sinyali. Diğer taraftan geçmiş dönemlerde mevcut bulunduğu seviyelerde Fed'in para politikası ile beraber frene basma temasını destekleyen bir noktada. Bu makasa Fed'in para politika faiziyle beraber baktığımızda bugün 50 bas puan olasılığının artacağı bir tutanak görme şansımız yükseliyor. Ve bugün saat 9'da açıklama sonrasında S&P'nin kısa vadede yükseliş momentumunu koruması ve 200 günlük hareketli ortalama olan 4326 üstünde kapanış yapabilmesi yine Eylül ayı faiz artışı olasılıklarını 50 bas puan lehine hareket etmesi oldukça önemli olacak. Emtia tarafında ham petrolde teknik olarak zayıflık hala devam ediyor. 85 dolar seviyesine doğru geri çekilme beklentimizi koruyoruz. OPEC'in genel sekreteri Çin'in hala bu yıl için sağlam talep beklediğini belirten yorumlarına rağmen fiyat zayıf seyrediyor diyebiliriz. Altın 50 günlük ortalaması olan 1785'in altına sarkmış durumda, ancak tutanaklar sonrası 50 bas puanına dair bir sinyal gelirse fiyatlama tekrar değişebilir ve altın fiyatı 1785 dolar üzerinde görebiliriz. Bunun üzerindeki kapanışlarda da 1800 dolar üzerine devam eden yükseliş hareketini başlatabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tutanaklar bugün biraz fiyatlamayı değiştirecek. Philip Capital Yurtdışı Piyasalar Satış Müdürü Burcu Kıratlı, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Borsa İstanbul'un sunduğu gün sonu programı devam ediyor. Evet, programımızın bu bölümünde Global Resources Partners Başkanı Mehmet Öğütçü'yü ağırlıyoruz. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii malum gündemimiz yoğun, akışımız çok yoğun ama isterseniz biz biraz Fed öncesi fiyatlamalar başlığına şöyle bir virgül koyalım. Sizinle normalleşme yolunda bir ivme kaydeden İsrail ve Türkiye ilişkilerini konuşalım. Türkiye ve İsrail bugün itibariyle aldığımız habere göre karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldılar. Mavi Marmara saldırısıyla birlikte iki ülke ilişkileri arasında ciddi bir kırılma noktası olmuştu. Son dönemde ise biraz daha diplomatik ilişkilerin normalleşme yolunda hız kazandığını gördük. Ne söylersiniz bu normalleşmeye ilişkin? Sevindirici bir haber bu. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye Herzog geldi, İsrail Başkanı. Arkasından bizim Dışişleri İsrail Başbakanı geldi. Karşılıklı ilişkiler. Aslında Ankara biraz ilişkilerin iyileştirme sürecinin hızlandırılmasını istiyordu. İsrail ise biraz bekle gör politikasıyla tedrici iyileştirme taraftarı oldu. Bu son alınan karar biliyorsunuz İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden açıklama geldi. Arkasından Dışişleri Bakanımız Teyde'den bir açıklama yaptı. Bugün İsrail basında bir göz gezdirdim. Nasıl görülüyor bu karşılıklı büyükelçilerin değişilmesi diye. Şu anda iş büyükelçilere kimlerin atanacağına kaldı. Galiba bu da çok önemli. Ülkelerin birbirine güvenen, işbirliğini, ortaklığı en
elektriği çıkartacak iki büyük elçi ataması çok önem taşıyor. Sadece bu değil, başkonsolosluklar düzeyinde de ilişkilerin canlandırılması kararı alındı. İsrail'in İstanbul'daki ticaret ofisinin açılması, el alım, İsrail Hava Yolları'nın Türkiye uçuşlarının başlaması, turizmde, ekonomik işbirliğinde, Doğu Akdeniz'de enerji konularında, gaz çıkartmasında, burada yeni işbirliği alanlarının da bu diplomatik düzeydeki en üstündeki açılımla birlikte canlanmasını bekleyebiliriz. Tabii bunu Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Mısır'la ve önümüzdeki dönemde belki Suriye'yle açılımlarından bağımsız görmemek lazım. Bunların hepsi birbiriyle yakından bağlantılı adımlardır. Nitekim bu karar açıklandıktan sonra hemen Amerikan Büyükelçiliği, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği Biden yönetiminin duymuş olduğu memnuniyeti güçlü ifadelerle yansıttı. Aynı açıklamayı umarım İngiltere'den de duyarız. Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalizasyonu çabalarına her ne kadar Ankara ve Tel Aviv büyük katkı sağlamış olsa da Washington'da, Londra'da hatta Katar'ın da ciddi katkı sağladığı perde arkasında biliniyor. Onun için çok önemli bir adım. İlişkilerdeki bu ivmenin kesilmemesi, Filistin konusunun biraz daha ilişkilerden bağımsız görünmesi, sık sık orada yaşanan sorunlar bizim ilişkilerimizi zedeliyor. Şöyle bir görüş var, Sayın Cumhurbaşkanı da ona dile getirdi. Bizim İsrail'le ilişkilerimiz iyi olduğu sürece Filistinli kardeşlerimize daha fazla yardım ve destek sağlayabiliriz. Ben de buna katılıyorum, doğrudur. Onun için önümüzdeki dönemde Tel Aviv ile Ankara ilişkilerin uzun vadeli stratejik bir ortaklık olarak görülmesi gerekiyor. Sadece ekonomik anlamda değil, silah sanayi, istihbarat alanında bildiğim kadarıyla Mossad ve Ankara Türkiye'de faaliyet gösterdiğinde birden yeşil ışık aldı. Dolayısıyla ilişkiler bütün boyutlarıyla gelişecek gibi gözüküyor. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi, dış politika çıkmazlarında da aslında önünü açacak bir şeydir. Çünkü hiç unutmayın, Tel Aviv'in Washington nezdinde çok büyük bir ağırlığı vardır. Oradaki Yahudi lobisi Türkiye lehine ağırlığını koyarsa ABD ile ilişkilerimizdeki buzdolabına kaldırılmış olan manzara belki daha da iyileşebilir. Onun için hayırlı olsun diyorum. Şimdiye kadar sürekli söylediğiniz bir konuydu. Burada önemli olan gerçekçi bir temelde, realist bir politikayla menfaatlerin dengelendiği bir ilişki kurabilmek. Duygusal atlamalardan ilişkileri mümkün olduğu kadar arındırır. Evet. Mehmet Bey, bağlantınız sanıyorum biraz zayıf, sesiniz çok kesik kesik geliyor. O yüzden çok kısa bir cevap rica edeyim sizden de. Tabii enerji krizi de şu an tüm dünyanın gündeminde ama en çok da Avrupa'nın gündeminde. Baktığımızda şimdi Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa spot piyasasındaki doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını ve bu ivmenin de bu şekilde devam ederse metreküp başına kışın itibariyle 4000 dolar seviyesini de geçecek dedi. Enerji şu an dediğimiz gibi çok önemli bir gündem maddesi. Baktığımızda Almanya'nın 3 aylık gazı kaldığı da yine bugün basına yansıyan haberler arasındaydı. Yaklaşık olarak stokların %77'si dolu olsa da bunun kışı geçirmeye yetip yetmeyeceği yine önemli bir noktada. Ne dersiniz bu probleme ilişkin? Şimdi Gazprom'un yapmış olduğu açıklama bence son derece önemli. Çünkü şu anda gaz fiyatları Ocak-Ağustos döneminde yılbaşına fiyatı 4 kat arttı. 2500 dolara ulaştı. Her 1000 metreküplük doğal gazın fiyatı. Ve Gazprom en muhafazakar hesaplarla öngörüyle bu rakamın yıl sonuna kadar baştan itibaren 4000 dolara çıkacağını öngörüyor. Bakarsanız rakamlara, Gazprom'un yine Ocak-Ağustos döneminde Avrupa Birliği'ne gönderdiği doğal gazda fiyatlar bu kadar artarken arzda muazzam bir düşüş var. %36'lık bir düşüş var. Ve bu büyük ölçüde Çin'e yöneltilerek telafi edilmiş durumda. Yani Rusya Avrupa pazarından çekilirken yavaş yavaş kendi rızası dışında aynı dönemde Ocak-Ağustos döneminde Power of Siberia boru hattı üzerinden Çin'e gönderdiği doğal gazı %60
%60 artır. Fiyatlar tabii ki Avrupa'ya bir aradığı fiyatlar oldukça alt. Ve önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği almak zorunda kaldığı tasarruf önlemleri %15 geliyor. Bu devede kulaktır. 155 milyar metreküp doğalgazın %15'ini tasarruf etseniz ne olacak? Yenilebilirden ve kaynak çeşitliliğinden daha fazla gaz getiriyorsunuz. Bu durumda önümüzdeki kış çok çok çetin geçecek Avrupa Birliği için. Kalan birkaç ayda bunu telafi etmeleri mümkün gözükmüyor bu tasarruf önlemleriyle. Allah'tan Türkiye'nin durumu nispeten çok daha iyi. Uzun vadeli kontratları var. Rusya ile anlaşma bozulmadı. Oradan gaz akmaya devam ediyor. LNG'de de oldukça iyi durumda. Depolar dolmuş vaziyette. Tek sıkıntı fiyatlar. Aynı fiyat sıkıntısı biz de yaşayacağız. Ama hiç gazı olmamaktansa yüksek fiyat ödemek gaza daha evladır diye düşünüyor Ankara'da da. Ben de aynı durumda. Global Resources Partners Başkanı Mehmet Öğütçü, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ben buradan teşekkür ederim. Devam edelim programımıza. Kofas Baş Ekonomisti Seltem İyi Günü ağırlıyoruz. Seltem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz biraz FED cephesinden konuşmaya başlayalım. Oradan Avrupa ve yurt içine doğru geçiş yaparız. Tabii çok önemli bugün basına yansıyan konulardan da Dünya Gazetesi'nden Hilal Sarı'nın özel haberiydi. Acaba FED yumuşak iniş senaryosunu gerçekleştirebilecek mi? Çünkü mevcut senaryo iki uçlu bir senaryo gösteriyor. Yoksa uzun yıllar daha enflasyonla yaşamak durumunda mı kalacak? Bir ara seçim de var. Çok fazla dinamik var. Verilere baktığımızda karma karışık gelen veriler görüyoruz. Bize şu an Amerikan ekonomisi için bu resim ne söylüyor Seltem Hanım? Resesyon tarafından dilerseniz başlayalım. Bizim bu sene için Amerikan ekonomisine ilişkin olarak bir resesyon beklentimiz yok. Fakat tabii ki son gelişmelerle birlikte Amerika Merkez Bankası'nın çok hızlı faiz artırması ve bu faiz artırımlarının veri bağımlı hale gelmesiyle birlikte 2023'te aslında bir resesyon yaşama ihtimali gittikçe artıyor Amerika'da. Fakat dediğim gibi bu sene bizim beklentilerimiz için de değil. Şimdi faiz tarafına baktığımızda 2015-2019 arasında Fed'in faizleri getirdiği noktaya aslında Mart ayından bu yana yaptığı faiz artırımları birlikte gelmiş olduk. Bu çok ciddi bir sıkılaştırma. Bunun aslında ilk sinyallerini de daha doğrusu ilk sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisiyle görmeye başladık. Biliyorsunuz %9'lardan %8,5'lara doğru gerilemiş bir Amerikan enflasyonu verisi açıklandı. Fakat tabii bu Fed'in hedefinin hala 4 katı üzerinde. Hatta 4 katının daha fazla üzerinde. Dolayısıyla burada Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının büyüklüğünü azaltması için tek başına yeterli bir veri olduğunu düşünmüyoruz. Bizim beklentimiz sene sonuna kadar Fed'in 100 ila 150 bas puan arasında faiz artırmaya devam edebileceği yönünde. Bu akşam da biliyorsunuz FOMC tutanakları açıklanacak. Geçtiğimiz toplantıda yani Temmuz'da yaptığı toplantıda Fed Başkanı faiz artırımının aynı şekilde devam edebileceğini ya da daha küçük bir artışına devam edebileceğini açıklamıştı. Bu akşamki tutanaklarda da aslında piyasa oyuncuları Fed'in hangi tarafa doğru gidebileceğinin işaretlerini arayacaklar. Toplantı esnasında yapılan tartışmaların tutanaklarından. Şu anda tabii ki en son enflasyon verisinin düşmesiyle birlikte yani artış hızının enflasyonun gerilemesiyle birlikte Fed'in Eylül ayında 50 bas puanlık bir artışla yetinebileceğine ilişkin beklentiler var piyasada. Fakat biliyorsunuz istihdam piyasası oldukça kuvvetli. %3,5'luk bir işsizlik oranı var. Bu çok düşük bir oran ve tarihsel olarak baktığımızda, döngüsel olarak baktığımızda işsizlik oranı Amerika'da en düşük seviyeye geriledikten yaklaşık 12 ay kadar sonraki dönemde Amerikan ekonomisi resesyona girebiliyor. Dolayısıyla bu ihtimal hala masada. Fakat enflasyonist baskıların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ve büyük merkez bankalarının enflasyona müdahalede geciktiği bir dönemde talep yıkımı yaratmak adına merkez bankaların ekonomileri geçici de olsa bir resesyona sokma ihtimalini göze alabileceklerini biz değerlendiriyoruz. Fakat bu resesyon ihtimali bu sene için bizim beklentilerimizde değil.
Peki enflasyonda bir iyileşme süreci başladı mı sizce? Emtia'ya baktığımızda hafif bir yumuşama söz konusu, tedarik zincirindeki aksamaların da toparlanmasıyla birlikte. Hala dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sıfır Covid politikasından dolayı tam anlamıyla aslında açılmadığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğu için o detayı da sıkıştırıyorum araya. Ne dersiniz? Yani Amerikan ekonomisi zirveyi gördü mü? Enflasyon anlamında soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdilik görmüşe benziyor. Çünkü en son verinin kırılımı bize enflasyon, daha doğrusu enerji fiyatlarındaki artış hızının gerilemeye başladığını gösterdi. Aynı şekilde otomotiv fiyatlarındaki artış hızı da değişimde biraz gerilemiş vaziyette. Fakat burada tabii Fed'in baktığı temel gösterge çekirdek enflasyon. Çekirdek enflasyonda hala %6'ya yakın bir artış söz konusu. %8,5'luk manşet enflasyona karşın. Şimdi bu da hedefin 3 katından daha fazla. Dolayısıyla manşet enflasyon gerilemeye başlamış bile olsa, bir de tabii öbür tarafta üretici fiyatlarını da denkleme dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü üretici fiyatlarındaki artış da %10'lar civarında ve birikimli maliyetlerin önümüzdeki aylarda aslında tüketici fiyatlarına yansımaya devam etmesi beklenebilir. Şimdi tüketim tarafına baktığımızda zaten Amerikan ekonomisinin oldukça kuvvetli bir ivmeye sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla tüketim tarafından, yani çekirdek göstergeyi aslında destekleyen tarafta tüketimin kuvvetli olduğunu, fakat manşet enflasyonun aşağı gelmesinde etkili olan enerji kaleminin aslında daha az artış göstererek manşet enflasyona katkıda bulunduğunu görüyoruz. Fed'in muhtemelen burada hedefleyeceği şey tüketimin aşağı çekilmesi olacaktır. Şu anda da bugün de aslında perakende satış verilerine baktığımızda tüketimin hala kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yani manşet enflasyonda aslında sorunuza yanıt vermek gerekirse zirveyi görmüş olabilir Amerikan ekonomisi. Fakat çekirdek enflasyon tarafında hala tüketim kuvvetli olduğundan dolayı buradaki seyir biraz daha plato yapabilir. Yani %6'lar, 5,5-6'lar civarında salınıp daha sonra gerilemeye başlayabilir. Gerilemeye başlaması için de finansal koşulların sıkılaşması gerekiyor ve enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi pandemi öncesindeki ortalamaya baktığımızda bu ortalamanın, yani bu trendin %5'inden daha fazla bir kişisel tüketim harcamasıyla karşı karşıyayız Amerikan ekonomisinde. Artı istihdam piyasası da kuvvetli olduğu için ve geçtiğimiz ayki veri bize Amerika'da şirketlerin hala 500 binden fazla istihdam yarattığını ve gelirlerin arttığını gösterdiğinden dolayı çekirdek enflasyonda zirveyi görmüş olabiliriz ama buradan düşüş biraz daha gecikmeli olacaktır diyebiliriz. Evet Seltem Hanım, şimdi dünyanın geneline baktığımızda sanki sorunlar aynı ama o sorunların derinlikleri biraz daha farklı gibi. Avrupa'nın da ne yazık ki hem enerji kriziyle başı dertte hem de enflasyonla başı dertte. Dolayısıyla ben Avrupa ekonomisine yönelik projeksiyonlarınızı da biraz konuşmak istiyorum. Hazır bugün oradan yoğunluklu olarak veri de karşıladık, hem İngiltere'den hem Euro bölgesinden. Avrupa ekonomisi nasıl bir pozisyon alacak Fed'in para politikasına karşı? Şöyle, Avrupa Merkez Bankası tabii daha geriden gelerek Amerika Merkez Bankası'nı takip etti. Öncelikle isterseniz para politikaları tarafından değerlendirelim. Burada ülkeler, merkez bankalarının baktığı ekonomiler arasında ciddi fark var. Yani Avrupa Merkez Bankası mali yapıları ve mali performansları birbirinden çok daha farklı ülkelerin aslında ekonomilerinin para politikasını yürütmeye çalışıyor. Bu nedenden dolayı da zaten daha geç bir şekilde faiz artırımına gitti. Yine beklenenden fazla bir faiz artırımı yaptı. Fakat bunu yaparken İtalya, İspanya gibi borçluluğu daha yüksek, borçluluğu milli geliri oranı daha yüksek ve bütçe açıklarının daha yüksek olduğu ülkelerin tahvil spreadleri Almanya ile açıldığından dolayı piyasada risk algısının bozulmasının önüne geçmek amacıyla bir aktarım mekanizması da beraberinde açıkladı. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası faiz artırımının yanı sıra bilanço küçültmesine de giderken Avrupa tarafında bunun bu kadar hızlı ve keskin gerçekleştiğini göremiyoruz. Önümüzdeki aylarda
faiz artırımına devam edebilir Avrupa Merkez Bankası. Fakat aynı zamanda finansal koşulları da desteklemek için mutlaka bilançosunu aslında büyütme yoluna, daha doğrusu büyütme yoluna gitmeyebilir. Fakat bilançoyu küçültme konusunda daha da zorlanacaktır. Dolayısıyla verdiği parayı aslında, verdiği likiditeyi sterilize etme yoluna gidecektir Avrupa Merkez Bankası. Burada bilanço küçültme ihtimali daha düşük. Öte taraftan reel ekonomi tarafına baktığımızda biliyorsunuz Euro bölgesinin neredeyse 5'te 1 ile 4'te 1 arasında dönem dönem değişmek üzere Almanya ekonomisine bağlı ve Almanya ekonomisi endüstriyel tarafa, sektörlere baktığımızda bölgenin geri kalanının daha üstünde aslında bir üretim yapısına sahip. Yani Almanya'nın ekonomisinin neredeyse 4'te 1 aslında endüstriyel sektörler oluşuyor. Halbuki bölgenin geri kalanı %19-20'ler civarında. Dolayısıyla bir gaz kesintisi ya da verilen gaz kapasitesinde bir düşüklük, artan üretim maliyetleri özellikle enerji tarafındaki ve düşen büyüme performansı hem Almanya ekonomisi için hem de Euro bölgesi için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu tarz dönemlerde PMI verileri ciddi anlamda bir gösterge teşkil ediyor bize ve PMI verilerinin Avrupa'nın başat ekonomilerinde, yani Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerin hemen hemen hepsinde daralma bölgesine geçti. Amerika'ya baktığımızda örneğin bu henüz daralma bölgesinde değil, 52 seviyelerinde. Tabii ki son ayların en düşük seviyesine gerilemiş vaziyette. Ama yine de Avrupa ekonomisiyle karşılaştırdığımızda daha kuvvetli bir yapıya sahip Amerika. Bizim beklentimiz şu anda Euro bölgesinin 2022'deki büyüme oranı olarak %2,4'lük bir oran bekliyoruz. Fakat tabii ki biz çeyrek dönemler bazında büyüme tahminlerimizi revize ediyoruz. Üçüncü çeyrekte bu büyüme tahminimizin üzerinde özellikle Euro bölgesi tarafında ciddi anlamda aşağı yönlü riskler var. Bunlar da aslında tamamen üretim maliyetlerinin artması ve gaz kriziyle bağlantılı. Kofas Baş Ekonomisti Seltem İyigün, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız, yorumlarınız için. Gün sonunda böylece noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Borsa İstanbul Gün Sonu programını sundu.